Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi virüsler konusuna geçtik. Virüsleri de yine tek bir videoda anlatıp bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yine yoğun bilgili bir tabii ki videomuz olacak. Virüsler çünkü hani böyle baktığımız zaman basit canlılar ama onlarla ilgili çok fazla bilgi var. Özellikle çeşitlerine sebep oldukları hastalıklara da değineceğim. O yüzden yarısında hani yine bir, bir saat falan sürebilir bu video veya işte 50 dakika falan. Ona göre kendinize bir mola verebilirsiniz. Şimdi... Virüslere baktığımız zaman arkadaşlar bir virüs protein bir kılıfla sarılmış nükleik asitten oluşuyor. Bu nükleik asit DNA ya da RNA olabilir ama bu DNA ve RNA farklı şekillerde olabilir arkadaşlar. Çift iplikli DNA ve RNA olabilir ya da tek iplikli DNA ve RNA olabilir. Biz normalde RNA için ne demiştik? RNA tek zincirli demiştik. Ama virüslerde çift zincirli de olabiliyor. Dna içinde çift zincirli demiştik arkadaşlar virüslerde tek zincirli de olabiliyor virüsler yani böyle Hani bizim genel olarak söylediğimiz Hemen hemen işte dna ile ilgili protein ile ilgili her şeyi e, Tamamen çürütmek için ortaya çıkmış bence çünkü bir sürü çürü, çürüteceği şeyler var biraz sonra zaten göreceksiniz Şimdi Virüsleri biz bulundurduğu nükleik asite göre isimlendiriyoruz. DNA da RNA virüsleri olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. İlk önce virüslerin kapsitlerinden ve zarflarından bahsedeceğim. Nedir kapsit? Virüsün DNA'sını ya da RNA'sını yani genomunu kaplayan protein kılıfa biz kapsit diyoruz. Arkadaşlar bu kapsit virüsün tipine bağlı olarak işte çomak şeklinde olabilir, polihedral yapıda olabilir veya çok daha karmaşık şekilde olabilir. Birazdan şekil olarak göstereceğim size. E, kapsit dediğimiz proteinler aslında kapsomer olarak isimlendirilen çok sayıdaki protein alt birimlerinden oluşuyor. Kapsomer dediğimiz alt birimlerden oluşuyor. Arkadaşlar bazı virüsler konakçılarını enfekte etmeyi kolaylaştıran yapılar bulunduruyorlar. Mesela grip virüsü. Ee, sadece grip virüsü değil mesela hayvanlara etki eden birçok virüsün kapsitinin zar yapısında arkadaşlar bir zarf bulunuyor. Bu zarfta onları enfekte etmek için aslında kolaylaştırmış oluyor. Neden? Çünkü bu zarf dediğimiz yapılar e, konakçı hücrenin yani virüsün etki edeceği hücrenin işte fosfolipitlerini, glikoproteinlerini, glikolipitlerini tanıyor. Tanıdığı için de bir anahtar kilit uyumu sağlıyor arkadaşlar ve böylece kolaylıkla yerleşmelerini sağlıyor. O yüzden bu zarflar oldukça önemli yapılardır. Bütün virüslerde yoktur sadece bazı virüslerde var. Mesela grip virüsünde böyle bir zarf bulunuyor arkadaşlar. Bazı virüsler ise kapsitlerinde viral enzimler taşıyor. Burada yanlış yazmışım, viral enzim olacak. Viral enzimler taşıyorlar arkadaşlar. Bu enzimler sayesinde de yine e, konakçıyı enfekte etmek için zarını parçalamak için kullanıyorlar. Ama hepsinde yok dediğim gibi. Şimdi biz daha çok bakterileri enfekte eden virüsler üzerinde gideceğiz. Onlar üzerinde araştırmalar yapılmış çünkü onlarla ilgili açıklamalar yapacağız ve virüslerin ee, bu bakterileri enfekte eden virüslerin yani faş ya da bakteriofaj dediğimiz virüslerin yapılarına bakalım. Bunların kapsitleri arkadaşlar en karmaşık kapsittir. Bakın mesela burada tütün mozaik virüsünün yapısı bakın. Şu arkadaşlar adenovirüs daha sonra influenza yani gripe neden olan virüs. Bu da nedir? Bakteriofaj yani bakteriye e, enfekte eden virüsün yapısıdır. Genelde biz bakteri enfekte eden yani bakteriofajlar üzerinde gideceğiz. Onlar üzerinde anlatımlarımızı yapacağız. Şimdi virüslerin öyle bir özelliği var ki virüsler Dış ortamda bulundukları zaman kristalize halde duruyorlar. Hücrenin içerisine yani konakçı hücreye girdikleri zaman çoğalmaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani biz virüslere ne diyoruz? Zorunda hücre içi parazittir diyoruz virüsler için. Sadece konakçı hücre içerisinde çoğalan yapılardır. Zaten virüsler tek başına kaldığında çoğalamadığı için canlılık faaliyeti göstermediği için bilim insanları cansızdır demiş. Ama Genomu var, protein kılıfı var ve konakçı içerisinde çoğalabiliyor. O zaman canlıdır demişler. Yani canlı cansız arasında bir varlık olarak kalmış aslında bilim insanları da ikiye ayrılan varlıklardır bunlar. Arkadaşlar her virüsün enfekte edebileceği belli sayıda hücre vardır. Hücre türü vardır. Biz bunlara biz bu virüs buna biz virüsün konakçı sınırı diyoruz. Mesela Uçuk virüsüne baktığımızda işte deri altında genelde dudak kenarı burun kenarında yerleşebilen bir virüstür. Bu bunun konakçı sınırıdır. Daha sonra uyuz virüsüne baktığımız zaman yine deriye yerleşen bir virüstür. Daha sonra kuduz virüsüne baktığımız zaman arkadaşlar ee, o da ne yapar işte beyin hücrelerine yerleşebiliyor. Dolayısıyla her virüsün konakçı sınırı bulunuyor. Ve konakçıları nasıl tanıyorlar? Aynı virüslerdeki anahtar kilit durumu vardı, uyumu vardı. Onun gibi arkadaşlar hücre yüzeyinde bunlar reseptörler sayesinde virüsler konakçılarını tanıyorlar. Her virüsün de bu arada konakçı sınırı değişir. Bazı virüsler sadece bir türün bir hücresini etki ederken bazıları birçok türü enfekte edebiliyorlar. Mesela dediğim gibi e, kuduz virüsü. Kuduz virüsü ne yapıyor? İnsana giriyor tamam ama insanda da beyin hücresine yerleşiyor. Yani seçiyor arkadaşlar seçici özelliklere sahiptirler. Şimdi gelelim viral çoğalma döngülerine. Genel özelliklerine bakacağız. Daha sonra da çoğalma döngülerini anlatacağım. Nedir? Litik ve lizojenik döngülerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce genel özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra detaylarına gireriz. Şimdi bir virüs enfeksiyonu nasıl başlıyor? Virüsün konakçıya tutunması ve genomunu hücrenin içerisine göndermesiyle başlıyor. Genomun hücre içerisine giriş arkadaşlar virüs ve konakçının tipine göre değişiyor. Bazıları kuyruk enzimlerini kullanırken bazıları da endositoz ya da hücre zarfı kaynaşmasıyla konakçının içerisine girebiliyorlar. Yani her virüse göre bu farklılık gösteriyor. Mesela bakteriyofaj kuyruk enzimleri vardır. Bu enzimler sayesinde hücre zarını deler ve genomunu içeriye gönderir. Mesela hayvan virüsleri vardır. Bu hayvan virüsleri genellikle zarfa sahiplerdir arkadaşlar. Hücre zarfı dediğimiz bu zarfların kaynaşmasıyla konakçı içerisine giriyorlar. Yani farklı farklı olabiliyor bu hücre zarfında. Videonun sonunda zaten anlatacağım. Ee, şimdi virüsün genomu yani viral genom hücrenin içerisine giriyor. Protein şifreliyor arkadaşlar. Yani kendi DNA'sını ya da RNA'sını neyse kullanıyor. Bunu kullanarak protein sentezliyor ve kontrolü ele alıyor. Hücreyi yeniden programlıyor ve kendisi için kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla virüs tabii ki çok çok tehlikeli bir yapıdır. Özellikle 2020 yılından beri zaten biz bu virüsün ne olduğunu daha açık bir şekilde gördük, değil mi? Covid-19 sayesinde. En son Covid-19'dan da bahsedeceğiz. Ee, dolayısıyla virüsün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu da gördük. Peki virüsler konakçıdan ne alıyorlar? Mesela virüsler konakçıdan Nükleotitlerini alırlar enzim ribozom taşıyıcı reyna amino asit ATP ve diğer bütün unsurları kullanabilirler virüslerin kullanmadığı tek şey nedir biliyor musunuz virüsler e, içerisinde yaşadığı hücrenin genomunun yani DNA'sını kullanmaz neden çünkü onun DNA'sını kullanırsa kendisini çoğaltmıyor o hücreyi çoğaltmış oluyor dolayısıyla kendi genomunu kullanıyor Konakçının da DNA polimerazlarını kullanarak DNA'sını çoğaltıyor veya işte RNA polimerazını kullanarak RNA'sını çoğaltıyor. O yüzden virüsler sadece kendi genomunu kullanır. Unutmayın, diğer her şeyi kimden alıyor arkadaşlar? Konakçıdan alıyorlar. Peki bunlar nasıl bir araya geliyorlar arkadaşlar? Nükleik asit molekülleri işte ee, sentezleniyor. Etrafına kapsomerler sentezleniyor. Kapsit dediğimiz yapılar sentezleniyor ve kendiliğinden bir araya gelerek yeni virüsleri oluşturuyorlar. Genellikle virüsler konakçıdan çıkarken de hücreyi parçalıyorlar. Bakın şurada genel bir görüntü göstermişiz. Mesela virüs burada işte DNA'sı kapsitini göstermişiz arkadaşlar. Hücrenin içerisine giriyor. Daha sonra viral DNA burada kendisini çoğaltır. Mesajlı DNA ile de ne yapıyor? Kapsit proteinleri üretiyor. Bunlar kendiliğinden bir araya gelerek yeni virüsleri oluşturur ve virüsler arkadaşlar ne yapar? Genellikle bakın hücreyi parçalayarak dışarı çıkar ama parçalamadan da çıktığı olmuştur. Onu da hemen göstereceğiz zaten. Şimdi gelelim fajların çoğalma döngüsüne. Yani bakteriyofaj bakterilerde çoğalan virüslerin çoğalma döngüsüne geliyoruz. İki tane döngümüz var. Bunlardan biri litik döngü, diğeri de lizojenik döngü. İlk önce litik döngüden bahsedelim. Arkadaşlar litik döngüde bilmeniz gereken şey konakçı hücre ölüyor burada. Ölümüyle sonuçlanıyor burada. Sadece litik döngüyle çoğalan bir faj virulan faj olarak isimlendirilir. Hani karşınıza çıkacağını zannetmiyorum ama şöyle bir kulak aşinalığı olsun. Peki Bakteriler bu fajlara karşı yani bu litik döngüye karşı bir savunma oluşturuyor mu? Oluşturuyor. İki tane savunması var. Bunlardan birisi doğal seçilim sonucunda mutant bakterilerin oluşması. Eğer bu mutant bakteriler oluşursa fajlar bakteriyi tanıyamazlar ve içerisine giremezler. Dolayısıyla doğal seçilim ne yapıyor? Mutant bakterilerin çoğalmasına oluşmasına sebep oluyor ve fajlar bu bakteriyi tanıyamıyorlar. İkincisi de faj DNA'sı bakteriye girdiği zaman çoğunlukla yabancı olarak görülür ve restriksiyon enzimleri tarafından parçalanır arkadaşlar. Böylece çoğalması da engellenmiş olur. Şimdi tik döngüyü şöyle ben şekil olarak göstermek istiyorum. Bakın burada ne yaptı? Hemen <laughs> faj geldi bakteriye tutundu burada kuyruk enzimleriyle zarı deler ve ikinci olarak da şurada genomunu içeriye bırakır. Daha sonra bu genomunu kullanarak hücrenin de materyalini kullanarak arkadaşlar kendisini çoğaltır. Çoğalttıktan sonra <laughs> burada ee, işte kapsomerler üretiliyor kapsitler işte DNA ile fajlardan bahsettiğimiz için DNA diyeceğiz. Çünkü bakteriyofajlar içerisinde DNA bulunduran virüslerdir ve bakteriyi enfekte ederler. Daha sonra arkadaşlar bu üretilen kapsitler ve DNA'lar otomatik olarak bir araya gelirler. Daha sonra hücreyi parçalayarak dışarıya çıkarlar. Bu nedir? Litik döngü sonunda hücre parçalanıyor. Peki ikinci döngümüz ne? Bu da lizojenik döngü. Bu döngüde de arkadaşlar şöyle durum gerçekleşir. Burada konakçı zarar görmez. Görmediği için de döngü diyoruz. Bir bakteri eğer her iki döngü tipini de kullanabiliyorsa arkadaşlar, işte kullanabilen bir faj varsa biz bunlara ılımlı fajlar diyoruz. Yani ikisini de kullanabiliyorlar. Bu tür fajlar ne yapıyorlar? Konakçıya genomlarını aktarıyorlar. Aktardıktan sonra bu genom halkasal hale geliyor ve bundan sonra hangi döngünün kullanılacağı belirlenir. Ya litik döngü kullanılır ya da lizojenik döngü kullanılır. Lizojenik döngüde fajın DNA'sı bakterinin kromozomunda arkadaşlar ve viral proteinlerin ikiye ayırıp tekrar birleştirdiği özgül bir bölgeye yerleşiyor. Bu viral DNA'ya biz profaj diyoruz. Yani şöyle düşünün. Litik döngüde direkt DNA'sını çoğaltırken burada virüs DNA'sını bakterinin DNA'sına ekliyor. Ve bu eklenmiş olan DNA'ya biz profaj diyoruz. Bakterinin her bölünmesinde bu faj DNA'sı da eşleniyor, eşleniyor, eşleniyor ve yavru bakterilere aktarılmış oluyor. Böylece konakçı ölmeden virüs çoğalmış oluyor. Dışarıdan gelen kimyasal bir uyarı varsa ya da yüksek enerjili bir radyasyon varsa lizojenik döngüden hemen çıkılıp litik döngüye geçiş yapılıyor arkadaşlar. Ve Litik döngü tetiklenmiş oluyor bakın litik döngüde şöyle ikisini birlikte göstermişiz mesela litik döngüde ne yapıyordu parçalıyordu lizojenik döngüde ise bakın burada ne yaptı? gitti bakterinin DNA'sına yerleşti. Biz buna profaj dedik. Daha sonra bakteri kendisini çoğaltırken virüsün DNA'sını da çoğaltmış olur ama bakteri herhangi bir zarar gelmiyor. Dışarıdan bir uyarı geldiği zaman da o uyarı litik döngüye geçilmesini sağlar ve bu sefer virüsler tekrar kendini çoğaltarak, çoğaltarak ve bakteriyi parçalayarak hücrenin dışarısına çıkabilir. Yani bir ılımlı bakteri pardon ılımlı faş yani ılımlı virüs nitik döngü mü, lizojenik döngü mü olacağını çevresel şartlara göre belirleyebilir arkadaşlar. Eğer bakteriyi parçalayıp çıkıyorsa litik döngü, bakteri DNA'sına eklenip profaj olarak bakterinin DNA'sı ile birlikte çoğalıyorsa buna da lizojenik döngü diyoruz. Burada yine göstermişiz bakın nasıl olduğunu. Burada RNA var arkadaşlar bakın. Burada protein var. Bu protein ee, viral DNA'nın hani virüs DNA'sı girdi ya virüs DNA'sının açılıp tekrardan sentezlenmesini sağlayan bir proteindir. Dolayısıyla buradaki proteinden bahsetmişiz burada. Evet şimdi gelelim hayvan virüslerinin çoğalma döngülerine. Biz bakteri virüsünden bahsettik. Yani bakteriyofajdan bahsettik. Arkadaşlar hayvan virüslerinin büyük bir çoğunluğunda viral zarflar vardır. Bu viral zarfların yapısından ve nasıl e, çoğaldığından bahsedelim. Şimdi Zarflı olan bir hayvan virüsü zarfı konakçı hücreye girmek için kullanıyor. Peki nasıl kullanıyor bunu? Zarfın dışında bulunan viral glikoproteinler vardır. Bu glikoproteinler konakçı hücrenin yüzeyindeki özgül algılayıcı moleküllere bağlanıyor. Daha sonra arkadaşlar konakçının endoplazmik retikuluna bağlı olan ribozomlar zarf glikoproteinlerinin protein kısmını yapıyorlar. Endoplazmik retikulumdaki hücresel enzimler ve Golgi de şekerleri ekliyorlar ve böylece bir glikoprotein üretmiş oluyorlar. Bu glikoproteinler özgül proteinler ve glikozlar olduğu için ne yapıyor? Virüslere aktarıldıktan sonra o virüs aynı tip hücreye tekrar girip yerleşmek istediği zaman onu da tanımış oluyor. Yani aslında hücre bir nevi ne yapıyor? Kendi kendine kendini öldürmüş gibi düşünebilirsiniz. Kendi türünü öldürmüş gibi düşünebilirsiniz. O sayede bir e, tanımı olayı gerçekleşiyor. Sonra da bu glukoproteinler hücrenin yüzeyine gönderiliyor. Egzostoza benzer bir şekilde dışarı atılıyor arkadaşlar. Hücre dışarısına gönderilirken de etrafı hücre zarıyla çevriliyor. Yani viral zarfların büyük bir kısmı aslında konakçı zarlarından oluşuyor. Bu döngüde konakçı ölmek zorunda değildir arkadaşlar. Ölebilir de ölmeyebilir de. Ee, bazı virüslerin zarf zarfları da ya çekirdek zarından ya da golgi zarından oluşabilir. Biz genelde endoplazmik zarından oluştuğunu söylüyoruz ama çekirdek zarından ya da golgi zarından da oluşabilir. Mesela herpes yani uçuk virüsü golgi zarından oluşan bir virüstür arkadaşlar. Şurada mesela göstermişiz bakın. Burada da yazısız hali var. İsterseniz yazısız halinden göstereyim. Türkçe halinden. Şimdi burada Bakın viral zarflar var. Viral genom kapsit ve viral genom ne yapıyor? Hücrenin içerisine giriyor. Burada tanıyor çünkü özgül algılayıcılar var. Daha sonra viral genom RNA burada kendisini çoğaltıyor arkadaşlar. Mesajcı RNA üretiyor. Mesajcı RNA ile endoplazm retikulumda hem kapsit proteinleri hem de glikoproteinler üretilir. Genomun kopyası oluşturulur. Şurada da daha sonra bunun etrafı burada kapsit proteinleri ile çevrelenir. En son arkadaşlar etrafına hücre zarından bir zar oluşturulur. Ve burada endoplazm retikulumda oluşturulan glukoproteinler de etrafına sarılarak hücreden dışarıya yeni bir virüs olarak gönderilir. Burada egzositoz dediğimiz bir yolla bu yola benzer bir yolla gönderim sağlandığı için hücre ölmek zorunda değildir. Unutmayın. Evet şimdi. RNA'dan bahsedeceğiz. Şimdi biz işte bakteriyofajlarda DNA'nın çoğalmasından bahsettik ama burada RNA'nın önemli bir özelliği ortaya çıkacak arkadaşlar. Viral genetik madde olarak RNA. Sadece RNA virüslerine özgü olan bir özelliktir bu. Neymiş bu özellik? Bakalım. Şimdi bazı fajlarda ve çoğu bitki virüslerinde arkadaşlar RNA virüsleri bulunuyor. Yani RNA genetik madde olarak bulunuyor. En fazla da hayvanları enfekte eden virüslerde RNA vardır. Peki ne yapıyor bu hayvan virüslerinin RNA'sı? Arkadaşlar hayvansal virüslerinin bazılarının genomu mesaj RNA gibi davranarak protein üretiyor. Bazı virüslerde de RNA genomu bir mesajcı RNA için kalıplık edebiliyor. Şimdi buraya kadar normal. Yani mesajcı RNA oluşturmak için RNA RNA sentezine ihtiyaç duyan tüm virüsler bu işlem için viral bir enzim kullanıyorlar. Ama bazılarında da arkadaşlar tam tersi bir olay var. En karmaşık çoğalma döngüsüne sahip olan virüsler retrovirüslerdir. Çünkü bu virüslerde arkadaşlar ters yönde bir bilgi akışı vardır. RNA üzerinden DNA sentezlenir. Bakın burası önemli. RNA üzerinden DNA sentezlenir Retrovirüslerde Bu işlemi ters transkriptaz Enzimi dediğimiz enzim sağlar Bu enzim sorulabilir Ters transkriptaz enzim Zaten isimden anlaşılır Veya reverse transkriptaz olarak geçer Reverse ters demek aslında e, Tersi yönde gerçekleşen bir Sentez olarak düşünün ve RNA'dan DNA sentezi aklınıza gelsin Arkadaşlar retrovirüslerden en önemli virüs AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüdür. Bu tip virüsler ne yapıyor? Birbirinin kopyası çift tiplikli olan bir RNA molekülü <laughs> ve iki molekülde ters transkriptaz enzimi içeren zarflı virüslerdir. Bunların arkadaşlar zarf glikoproteinleri virüsün belirli ak yuvarlardaki özgül algılayıcılara bağlanmasını sağlıyor. Hani dedik ya zarfları var bu zarflar tanınmayı sağlıyor diye. Bu zar sayesinde tanıyorlar, bağlanıyorlar. Virüsle hücre zarı kaynaşıyor. Daha sonra kapsit proteinleri parçalanarak viral proteinler ve RNA hücreye giriyor. Bakın az önce gösterdiğim şekildeki gibi. Ne oldu? Kapsit ve viral genom ne yapıyor? Hücreye giriyor. Sonra arkadaşlar burada <laughs> ters transkriptaz enzimi kullanılarak RNA kalıp olarak kullanılır ve DNA ipliği sentezlenir. Çift zincirli DNA hücre çekirdeğine giriyor arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim pardon. E, hücre içerisine giriyor çekirdeğine pardon. Buradaki DNA'ya bir profaj olarak provirüs olarak bağlanıyor. Yani az önce söylemiştim ya hatırlayın fajları anlatırken lizojenik döngüde. Ne yapıyordu lizojenik döngüde gidiyordu bakterinin genomuna bağlanıyordu ve biz buna profaj diyorduk. Burada da aynı durum söz konusu. Çift zincirli DNA hücrenin çekirdeğine giriyor. Oradaki DNA'ya bağlanıyor ve biz buna profaj diyoruz. Bu bağlanan DNA'ya. Arkadaşlar bu provirüsler yani profajlar hücrenin DNA'sından hiçbir zaman ayrılmazlar. Hücrede sürekli kalırlar. Ve e, proviral dediğimiz genler okunarak yeni nesil virüsler için genom görevi yapan RNA moleküllerini mesajcı RNA olarak da tercüme ederler ve viral proteinleri oluştururlar. Bu viral proteinlerde ne yapıyorlar? Kapsit proteinlerini, işte eee glikoproteinlerini, ters transkriptaz enzimlerini bulunduruyorlar arkadaşlar ve böylece yeni bir virüs üreterek işte etrafa gönderebiliyorlar. Oluşan kesecikler hani dedik ya işte kapsit proteinleri, enzimi, zarf glikoproteinleri bir kesecik oluşturuyorlar. Bu kesecikler glukoproteinleri hücre zarına taşıyorlar. Daha sonra bu viral genomlarla ters transkriptaz enzimleri kapsitle çevrelenir ve yeni virüs olarak konakçıdan ayrılır. Bakın az önceki şekle benziyor zaten. HIV virüsü burada ne yaptı? Kapsit ile birlikte girdi içeriye. Daha sonra ters transkriptaz enzimi sayesinde RNA'dan DNA sentezlendi. Bu DNA çekirdeğin içerisine girerek bağlandı. Provirüs dedik biz buna veya profaş. Sonraki nesil için arkadaşlar bir mesaj RNA üretilir. Daha sonra mesaj RNA'dan kapsitler sentezlenir. İşte e, ee, RNA genomu sentezlenir yine aynı şekilde. Etrafı kapsitle çevrelenir ve endoplazmik retikulumda da glikoproteinler üretilerek etrafı zarla çevrilip yeni virüs dışarıya gönderilir. HIV virüsü oldukça tehlikeli bir virüstür. Profaj olarak yerleştiği için hiçbir zaman e, kurtulma şansı yoktur. O yüzden bir süre sonra zaten bağışıklık sistemi zayıfladığı için ölüme sebep olur arkadaşlar. Şimdi enfeksiyon durumuna baktığımız zaman bakteriler bir hayvanı enfekte ettiği zaman Vücuttaki bakteri sayısı üstel olarak artıyor yani grafiğe baktığımızda arkadaşlar bakın şöyle hemen e, yüksek bir şekilde artıyor ama litik çoğalma döngüsüne sahip olan bir hayvan virüsüne baktığımızda arkadaşlar enfeksiyondan bir süre sonra herhangi bir belirti olmuyor bakın düz sabit devam ediyor sonra virüs sayısı hızla basamaklar halinde artıyor yani bir sabit kalıyor bir artıyor bir sabit kalıyor bir artıyor bu da e, şey dediğimiz kuluçka dediğimiz zamana denk geliyor. Bu sabit kaldığı zaman kuluçka zamanıdır. Mesela kuduz virüsünde kuluçka zamanı çok önemlidir. Eğer kuluçka zamanı geçmeden işte aşı olunursa kişinin kurtulma şansı vardır ama kuluçka zamanı geçmişse maalesef kurtulma şansı da olmuyor. Şimdi biz burada insan hastalıklarını oluşturan örneklerden bahsettik arkadaşlar. DNA'lardan bahsettik çift iplikli DNA'lar, tek iplikli DNA'lar, yine çift zincirli RNA, tek zincirli RNA'lardan bahsettik. Şimdi bunları teker teker yapmayacağım. Hani teker teker okumayacağım arkadaşlar. Siz bakarsınız buradan ama benim insanlarda oluşturduğu hastalıklara önem vermem gerekiyor. Çünkü burada hepsini teker teker anlatacağız. Bakalım ilk önce AIDS'ten bahsedelim. Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu. Az önce çoğalma döngüsünü anlattım size değil mi? Arkadaşlar bu virüs bağışıklık sisteminin etkisi altına alan ve bağışıklık sistemini zayıf hale veya etkisiz hale getiren bir virüstür. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için bu kişilerin enfeksiyona karşı direnci yok. Bu yüzden de zatüre, kanser gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor. Bu hastalıklar ortaya çıktığı zaman da genellikle zaten kişinin yaşamının sonlanmasına sebep oluyor. Peki ee, ne gibi belirtiler görülür bu hastalıklarda mesela lenf bezlerinde büyüme nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş gece terlemeleri ağızda mantar enfeksiyonu tekrarlayan uçuk, kilo kaybı ishal, öksürük bunlar yine görülen belirtilerdir kesin tanı için anti hiv yani eliza testinin yapılması gerekiyor nasıl bulaşır arkadaşlar vücut sıvılarının doğrudan temas etmesiyle bulaşıyor yani hava yoluyla bulaşmaz mesela cinsel ilişki kan nakli ortak şırınga kullanımı bu virüsün bulaşmasına sebep oluyor İşte nefes yoluyla falan bulaşmıyor ama işte vücut sıvıları doğrudan temas ettiği zaman bulaşabiliyor mesela plasanta ve süt yoluyla anneden çocuğa da bulaşabiliyor arkadaşlar onu da söylemiş olalım gelelim grip virüsüne arkadaşlar gribe baktığımız zaman 3 tip grip virüsü vardır Sadece insanları enfekte eden tip, e, tip B ve tip C var. E, bunlar için salgın oluşturulmamış. Ama tip A dediğimiz bir e, tip vardır arkadaşlar. Bu kuşlar, domuzlar, atlar, insanların da içinde bulunduğu geniş bir hayvan topluluğunu enfekte edebiliyor. Bu yüzden de bu tip A dediğimiz oldukça tehlikelidir. Ve zaten çok kolay bir bulaşma yolu vardır. Hani solunum yoluyla direkt olarak bulaşabiliyor. İşte hapşırıkla, öksürükle falan direkt bulaşabiliyor. O yüzden oldukça çabuk yayılan, çabuk bulaşan bir hastalıktır. Grip hastalığı. Peki hasta kişilerde ne görülür? Yüksek ateş, halsizlik, terleme, şiddetli kas, ağır, kas ağrıları, öksürük, baş ağrısı gibi belirtiler vardır. Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha uzun sürüyor. Ama sağlıklı olanlarda ortalama bir hafta içinde geçebiliyor. Ayrıca Kronik rahatsızlığı olanlar arkadaşlar beyin iltihabı zatüre gibi durumlara da yol açabiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. O yüzden bu kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyorlar. E, tip A virüsü son 100 yılda insanlar arasında 4 tane önemli salgına sebep olmuştur arkadaşlar. Bunların en önemli iki tanesini söyleyeceğim. Birisi 1918-19 yıllarında İspanyol gribi adıyla bir pandemi oluşturmuş ve 40 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. İkincisi, yabani ve evcil kuşlarla taşınan H5N1 virüsü kuş gribine sebep olmuştur arkadaşlar. Bu iki tanesi en önemlidir. Zaten en son yıllarda yaşadığımızda bir Covid-19 vardı. Covid-19 tabii ki grip virüsü değil ama o da yine pandemiye sebep olan bir virüstür. Grip olmadığı için tabii ki buraya yazmadık grip tedavisinde antibiyotik kullanılmaz unutmayın çünkü antibiyotikler virüslere değil bakterilere etki eder o yüzden grip olduğumuz zaman genelde bilmeyen kişiler gider hemen bir antibiyotik kullanmaya başlar Allah'tan ki antibiyotik artık reçetesiz satılmıyor ee, antibiyotik kesinlikle kullanmamamız gerekiyor grip olduğumuzda grip olduğumuz zaman c vitaminini bol bol almamız lazım o da tabii günlük sınırlı düzeyde çünkü c vitamininin fazlası dışarı atılıyor zaten Yine e, sağlıklı beslenmemiz lazım kolaylıkla geçirebilmemiz için. Arkadaşlar grip virüsünün genomu sürekli olarak değişir, sürekli mutasyona e, uğrar. Bu yüzden de her sene grip aşısı yeniden üretiliyor. Gelelim uçuk, herpes. Arkadaşlar sinir hücrelerine yerleşen herpes simplex adı verilen bir virüstür, uçuk hastalığına sebep olur. Bu virüs arkadaşlar genellikle işte e, dudak, ağız, burun deliklerinin kenarlarında genital bölgede çıkıyor. İşte buraya yerleşiyor. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman da etkin hale geliyor. Mesela vücudunuzda eğer dudaklarınızda, burnunuzda uçuk çıkıyorsa o uçuk zaten sizde var. Bağışıklık sistemi zayıfladığı anda ne yapıyor? Hemen etkin hale geliyor. Stres, heyecan, soğuk algınlığı uçuk durumunu tetikliyor. Özellikle sınava hazırlanma durumlarında çok fazla uçuk görülebilir. Gelelim kuduz. Arkadaşlar kuduz da merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık. Çünkü beyne yerleşir. Kuduza neden olan virüs hayvanların salyasında bulunuyor ve genelde ısırma yoluyla bulaşıyor. Kedi, köpek, tilki, yarasa gibi hayvanlarda yaygın olarak bulunur. Isırma yoluyla yaradan vücuda geçiyor ama virüs yavaş yavaş ilerler. Yavaş yavaş ilerleyerek beyne gidiyor ve iltihap oluşturuyor. Ortalama kuluçka süresi 10 ile 60 gün. Bu 10 ile 60 gün arasında mutlaka aşı olunması gerekir. Eğer aşı olunmazsa kişide belirtileri görünmeye başlar. Nedir belirtiler? Mesela çırpınma, huysuzluk, huy değişimi bunlar nedir? Kuduzun insanda ortaya çıkan belirtileridir. Ee, ağrılı kasılmalar daha sonra felç ortaya çıkar arkadaşlar. Ayrıca hasta su içmekten ve su görmekten korkuyor. Kuduza karşı en etkili yöntem aşıdır dedik. Aşının 10-60 gün arasında yapılması gerekiyor. Aşı eğer şeyi geçmişse bu 10-60 gün arasında yani kuluçka dönemini geçmişse ne aşı ne de serum hiçbir şekilde etki etmiyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim hayvanın ısırdığı yer baş bölgesine ne kadar yakınsa kuluçka süresi o kadar kısa olur. Çünkü virüs hani oradan dolaşarak gittiği için bacağınızdan ısırsa daha zordur yukarı çıkması. Kolunuzdan ısırsa biraz daha kolay. Ama mesela diyeyim ki işte boynunuzdan veya omuzunuzdan ısırdı, yüzünüzden ısırdı daha kolaydır. Beyne gidip yerleşmesi. Gelelim hepatit virüsüne. Arkadaşlar hepatit de karaciğerde meydana gelen bir iltihaplanma. Buna yol açan virüsler ABCD şeklinde isimlendirilmiş. Genellikle en fazla görülen hepatit B'dir. Gelişmekte olan ülkelerde daha sıklıkla görülüyor bu hepatit B. Karaciğerde çoğalıyor ve karaciğerde hasara yol açıyor. Bu hastalık bulaşıcıdır. Özellikle mesela ben küçükken hatırlıyorum teyzem olmuştu. Mesela tuvalete girdiği zaman oraya bir ilaç vermişlerdi. İlacı döküyordu hani bize bulaşmasın diye. İşte ilacı döküyordu ona göre tuvaleti yıkıyordu. Onun tabağı çatalı bardağı hep ayrıydı. Ee, bazıları da mesela tam olarak iyileşemeyip taşıyıcı olarak kalabiliyorlar. Taşıyıcı olanlarda mesela kan nakli falan yapılmıyor. Bu Mesela Kızılay'a falan gittiyseniz kan vermek için orada bir form doldurtuyorlar. Daha önce hepatit B geçirdiniz mi diye soruyorlar. Eğer geçirdiyseniz genelde sizden kan almıyorlar arkadaşlar. Bulguları da kişiden kişiye değişebiliyor. Genellikle hafif ateş, ağrı, kusma, halsizlik şeklinde ortaya çıkıyor. Bir de beliren virüsler dediğimiz virüsler var. Bir virüslere baktığımız zaman da arkadaşlar bunlar aniden beliren virüs olduğu için bu şekilde bir isim kullanılmış. Mesela AIDS virüsü. Buna bir tipik örnektir. 1980'lerin başında arkadaşlar San Francisco'da aniden ortaya çıkmış bu virüs. Ee, 1976'da Orta Afrika'da ateş, kusma, yoğun kanama ve dolaşım iflası gibi çoklu belirtileri görülen Ebola virüsü tanımlanmış. Yine bu da aniden beliren bir virüs. Kuzey Amerika'da 99 yılında Batı Nil virüsü ortaya çıkmış. Yine 2009'da Meksika ve Birleşik Devletler'de H1N1 virüsü yani domuz gribi bir ortaya çıkmış. Bu da 207 ülkeye yayılmış. 600 bin kişiyi enfekte etmiş ve 8 bin kişinin de ölümüne sebep olmuştur. Bunlar aniden beliren virüslerdir. Mesela aniden beliren bir virüs daha var değil mi? Covid-19 birazdan göreceğiz. Arkadaşlar viral bir hastalığın ortaya çıkması için 3 tane süreç olması lazım. Birincisi var olan virüslerin mutasyona uğraması. Özellikle RNA virüsleri çok çabuk mutasyona uğruyor. Daha sonra hastalığın küçük ve izole bir insan topluluğundan yayılması. Bunlar bir anda ortaya çıkmasını sağlayabiliyor ve var olan virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşması. Mesela bu diyelim ki insanları hasta etmeyen bir virüs aniden hasta etmeye başlarsa ne olur? Yeni bir virüs ortaya çıkmış olur. Şimdi gelelim COVID-19. Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2. Oldukça da uzun bir ismi var arkadaşlar. Bu tek iplikli bir RNA virüsü olan yeni tip bir koronavirüstür. Aslında koronavirüs var. Bu yeni bir tipi. Şiddetli solunum yetmezliğine sebep olur arkadaşlar. Ee, hastalarda görülen semptomlar ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları, ishal, boğaz ağrısı aslında bir nevi gribe benziyor belirtileri. O yüzden de ilk çıktığı zaman griple çok karıştırılıyordu. Daha sonralarında zaten farklı bir şey olduğu tespit edildi. Eee bazı çalışmalarda merkezi sinir sistemini etkilediği ve koku duyusu kaybı ile solunum güçlüğü belirtilerinin oluşmasına sebep olduğu tespit edilmiş. Özellikle koku duyusu mesela hastalığa yakalananlar hani eskisi gibi koku alamadıklarını söylüyorlar. İnsana insandan insana damlacık yoluyla ve bulunduğumuz ortamlarda dokunma yoluyla bulaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça çok kolay yayılabilen bir virüstür. Dediğim gibi zaten yaşadığımız için neler olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz kuluçka süresi 2 14 gün arasında ve ortalama 5 gün sürüyor bu hastalık Tabii ki e, bağışıklık sistemi güçlü olanlarda 5 gün sürüyor daha fazla olanlar daha fazla sürenler de vardır e, tanı yöntemi de nazoferangel sürüntü dediğimiz ağız ve burnun arkasından alınan örnektir Arkadaşlar bu şekilde e, PCR testine sokarak tanı koyuyorlar. Konuşamadım bir an. Nasıl peki önlem alabiliriz? İşte ellerimizi yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe bunlar e, önlem olarak alınabilir. Bir de bizim son zamanlarda duyduğumuz bir terim var, pandemi. Arkadaşlar pandemi nedir? Bir kıtaya hatta tüm dünyaya yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara biz pandemi diyoruz. Pandemi merkezleri zaten kurulmuştu. Şimdi biz hayvan virüslerinden bahsettik. Gelelim bitki virüslerine. Bunu da anlattıktan sonra videomuz bitecek. 35 dakika olmuş. 5 dakikada bu sürse 45 dakika olur. Şimdi bitki virüslerine baktığımız zaman bitkilerde binden 2000'den fazla viral hastalık vardır. Ee, en çok görüntü, görülen belirtiler ise yapraklarda ve meyvelerde beyaz veya kahverengi noktalar Kısıtlanmış büyüme, hasar görmüş kök ve yapraklar bunlar nedir arkadaşlar? Verime ve kaliteyi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden de bitki virüsleri de oldukça dikkat edilmesi lazım. Özellikle çiftçilerin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Çoğalma şekli hayvan virüslerine benziyor arkadaşlar. Zaten çoğu bitki virüsü de RNA genomu içeriyor. E, viral bitki hastalıklarının iki tane yayılma yolu vardır. Biri yatay yayılma diğeri de dikey yayılma. Nedir yatay yayılma? Bir bitkiye dış kaynaklı bir virüsün bulaşması yatay yayılmadır. İstilacı virüs ne yapıyor? Bitkinin dış kısmındaki koruyucu tabakayı yani epidermisi aşar. Oradaki hücreleri aşar ve içeriye girer. Rüzgar, yaralanma, otoburların oluşturduğu hasarlar virüs enfeksiyonu kolaylaştırıyor. Özellikle çiftçi ve bahçıvanların bu da yapması da yine virüslerin yayılmasına neden oluyor. Bu yatay yayılmadır. Dikey yayılma ise... Virüs bitkiye eşeğsiz üreme yoluyla veya virüslü tohumlarla eşeyli olarak bulaşıyor. Yani aslında tohumun içerisinde virüs var. O biz virüslü tohum ektiğimiz zaman ne oluyor? Aslında virüslü bir bitki oluşturmuş oluyoruz. Bu da dikey yayılma. Yani üreme yoluyla bulaşıyorsa da dikey yayılmadır. Burada arkadaşlar bitki hücrelerinde giderek çoğalan virüs genomlarını ve ilgili proteinlerini plazma desmatalar aracılığıyla tüm bitkiye yayıyor. Dikey yayılma diyoruz zaten bitkinin kendisine yayılıyor. Ve bu moleküller hücreden hücreye geçişini plazma desmatalarla genişleten viral proteinler sayesinde kolaylaştırıyor. Mesela burada göstermişiz. Bakın şurada replikasyon hareket proteini bakın bu protein ne yapıyor hareket etmesini sağlıyor ve genomik RNA'nın yani virüs RNA'sının geçmesine sebep oluyor. Burada da yine aynı şey söz konusu arkadaşlar. Yine hareket protein tübülü. Bu hareket ederek e, genişletilmiş bir şekilde hani plazma desmatayı genişleterek buradaki virüsün geçmesini kolaylaştırıyor. Evet bitki virüslerinden de bahsettik. Şimdi geliyoruz viroid ve prion dediğimiz yapılara. Arkadaşlar viroidler ve prionlar şöyle yapılar. Virüslerden daha az karmaşık olan ve daha küçük olan yapılar viroidler ve prionlardır. Viroidler bitkilerde etki oluştururken prionlar hayvanlarda hastalık oluştururlar. Viroidler bitkilerde, prionlar hayvanlarda. Peki ilk önce viroidlerden bahsedelim. Arkadaşlar viroidler sadece birkaç yüz nükleotit uzunluğunda halkasal bir RNA molekülleri vardır. Bunlar dediğimiz gibi bitkileri enfekte ediyorlar. Bunlar protein şifrelemiyorlar ancak konakçının enzimlerini, hücre enzimlerini kullanarak hücre içerisinde çoğalıyorlar. Bunların kapsitleri yoktur yani protein kılıfları yoktur. O yüzden virüslerden daha küçüktürler dedik. Ve bunlar ne yapıyorlar? Bitkinin büyümesini denetleyen sistemleri bozuyorlar. Anormal bir gelişme gösteriyorlar ve cücelik oluşturuyorlar. Cadank cadank hastalığı ben direkt yazıldığı gibi okudum. E, cadank cadank olarak bilinen viroid bir hastalık filipinlerde mesela 10 milyondan fazla hindistan cevizi ağacının ölümüne, ölümüne neden olmuş yani oldukça e, hasar verici yapılardır bu viroid dediğimiz yapılar arkadaşlar viroidler enfekte ettiği bitki hücresinin çekirdeğine giriyor orada gen susturma denen bir işlemle dna'nın rna'ya tra RNA transkripsiyonu engelliyor yani DNA'dan RNA üretilmediği için protein de üretilemiyor. Dolayısıyla bitkinin büyümesi engellenmiş oluyor. Çünkü bir canlının büyüyebilmesi için proteinin üretilmesi lazım. Üretilmediği zaman da işte bitki büyüyemiyor. Dolayısıyla cücelikler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da yine bir bitkiden diğerine plazmo desmata aracılığıyla yayılabiliyorlar. Evet gelelim priyonlara. Prionlar da arkadaşlar hayvanlarda hastalık oluşturan burada e, yazmamışım ama hayvanlarda hastalık oluşturan proteinlerdir bunlar. Beyin dejenerasyonuna sebep oluyorlar. Mesela duyduğunuz isim var mesela deli dana et endüstrisine Önemli zarar vermiştir arkadaşlar yine son 10 yılda 150 kadar insan ölümüne yol açan Jacob ben şuraya okuyamadığım için direkt Jacob hastalığı diyorum Jacob dediğimiz bir priyon var bu da 150 kadar insanın ölümüne sebep olmuş yine koyunlarda scrappy dediğimiz bir hastalığa sebep olmuş priyonlar arkadaşlar priyonlar mesela deli dana hastalığı olan priyon yüklü bir et yediğimiz zaman insanlara bulaşabiliyor. Priyonların, priyonların iki tane özelliği var. Bunlar dikkat çekici. Nedir? Priyonlar ilk belirtiler ortaya çıkana kadar en az 10 yıl süren bir kuluçka dönemi geçiriyorlar. Yani belirtisinin ortaya çıkması için bir 10 yıl geçmesi lazım. Priyonların yok edilmesi olanaksızdır arkadaşlar. Bunlar normal pişirme sıcaklığıyla parçalanamıyorlar veya etkisiz kılınamıyorlar. Yani mesela et diyelim ki yiyorsunuz Eti ne kadar yüksek ateşte pişirirseniz pişirin. prionlar bundan etkilenmiyor. Yani size bulaşıyor. O yüzden de e, güvenildiğiniz yerlerden, güvenebilir yerlerden et almanızı öneriyoruz. Tabii ki. E, kabul olmuş bir, kabul görülen, kabul edilen bir model var. prion modeli. Arkadaşlar bu prion beyin hücrelerine gidiyor ve beyin hücrelerinde bulunan bir proteinin yanlış katlanmış şeklidir aslında. Yani Priyon aslında nedir? Dışarıdan gelen bir şey değil. Priyon beyin hücrelerinde bulunan bir proteinin yanlış katlanmış şekli olarak ortaya çıkıyor kişide veya insanda ya da hayvanda genelde hayvanlarda görülüyor, insanlarda görülmüyor. Hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Ee, mesela deli dana. Deli dana işte koy, e, dananın işte beyin hücresinde bir proteinin yanlış katlanması sonucunda priyon oluştu ve ortaya çıktı. Bu şekilde yayıldı. E, normal proteine sahip olan hücreye prion girdiğinde ne oluyor? Normal proteinlerin de yapısını bozuyor ve böylece hastalıklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Burada normal protein, bu da prion arkadaşlar. Normal protein bunu etkileyerek etkileyerek e, prionlar normal proteinleri onların da yapısının bozulmasına sebep oluyor ve en sonunda prion topluluklarını oluşturuyor. Bakın şurada. Piryon topluluklarını oluşturarak kişinin beyninde hasara yol açıyor. Evet böylece virüsleri, viroidleri piryonları anlattık. Ee, kaç dakika olmuş? 42 dakika olmuş. Oldukça da bence ideal dakika olmuş arkadaşlar. Sonraki videomuzda biyoteknolojiye geçeceğiz. Yine pdf'yi ekleyeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.